Hey merhaba. Paraksiden kimya izleyicisi. Uzun süredir benden istediğin dedin ki tüm organik adlandırmasını bir arada görelim hocam. Biz karıştırıyoruz tamam. Alkan alken alkin tek başta biliyoruz ya. Bu karışık örnekler gelince ne yapacağız? İşte sana organik kimyada karşına çıkabilecek bütün örnek türleriyle ilgili genel bir adlandırma videosu. Adlandırmanın temelini biliyorsan, adlandırmayı bir kez çalıştırdıysan, bu çalıştıysan bu video senin adlandırmanı mükemmel hale getirecek. Ancak unutma, bu video sıfırdan adlandırmayı öğretmiyor. Adlandırmada karıştırdığın noktaları düzeltmen için. Yani bir temel bilgin varsa bunu mükemmel hale getirmek için bir video. Temel adlandırma kurallarını bilmiyorsan en azından alkan, alken, alkin adlandırmasını bir izle. Bunları öğren, oradan sonra buraya gelebilirsin. Hadi bakalım. Organik kimyada adlandırma kurallarımız neler? Tabii ki organik kimyada adlandırma olarak en ilk yapmamız gereken en uzun karbon zincirini seçmek. Bak. 1 2 3 4 5 6 veya 1 2 3 4 5 6. Şimdi iki tane 6 karbonlu ana zincirimiz var. Bu 6 karbondan hangisini seçeceğiz? Bak. Eğer şunu seçersen, birinci 6 karbonu seçersen 1 iki tane yan dalın oluyor. Cepte İki tane yandalım var. Geri alıyorum. İkinci altı karbonu seçersem, buradan sola veya sağa nereye döndüğünün bir önemi yok. Simetrik çünkü 1, 2, 3 tane yandalın oluyor. IUPAC diyor ki, birden fazla eşit uzunlu karbon zincirimiz varsa ve bunlar simetrik değilse, birbirinin aynısı değilse, hangisi daha fazla yandal sayısına sahipse o seçilir. Birinci seçtiğimizde iki tane yandal vardı. İkinci seçtiğimizde 3 tane yandal var. O zaman ana zincirimiz bu. Hangisi daha fazla yandala sahipse o ana zinciri seçiyoruz unutmayın. Peki nereden numaralandırıyoruz? Tabii ki yandala yakın uçtan. Yani sol taraftan numaralandırıyoruz. Unutma yandalı söylerken alfabetik sıraya göre söylüyorsun. 3'te etil var. 2'de ve 3'te 2 tane metil var ve bileşiğimiz 6 karbonlu. Yani hegzan. Oldu mu? Geçelim ikinci örneğe. İkinci örnek standart bir alkan örneğimiz. Standart alkan örneğimiz biraz önce ana zincir seçmeyi öğrendik. Şimdi de numaralandırmayı öğreniyoruz. Hani klasik şu soru bana çok zor. Çok fazla geliyor hocam. En uzun karbon zincirini seçtik. Yan dalların sayısı toplamına bakacak mıyız? Hayır tatlım. Yan dalların sayısı toplamına bakmayacaksın. Yan dal nereye yakınsa o uçtan başlayacaksın. Bak. Soldan başlıyorsun. 1 2 de Sağdan başlasan yan dal nerede? 3'te. Soldan başlayacaksın. Hocam toplamı da aynı şeye gelmiyor mu? Gelmiyor. Tatlım gelmiyor bununla ilgili. Ben sana milyon tane farklı örnek sayarım. Bak. Soldan başladım. Benim yan dallarım 2'de, 6'da ve 6'da, değil mi? Toplamı kaç etti? 14. Senin kuralına göre sağdan başlıyor olsaydım yan dallar 3'te şöyle 3'te 3'te ve 7'deydi. Doğru mu? 3 3 daha 6. 6 7 daha kaç ediyor? 13. O zaman sağdan başlaman lazımdı. Ama araştır. Bu bileşiği benim yazdığım isimle internete gir. Git PubChem'e bak. PubChem ee, internette en meşhur, bilgisi en kaliteli kimya sitelerinden biridir. Bunun soldan başladığını göreceksin. Yani öncelikle yan dalın yakın olduğu karbondan başlıyorsun yakınlıkla karar verebiliyorsan bir tarafta 2'de bir tarafta 3'te de. bitti. Devamına bakmana gerek yok bak. Ne tarafta yandal yakınsa oradan karar veriyorsun. Yandalın yakın olduğu yer eşitse her iki tarafta da ikinci karbondaysa o zaman yandalın sayısına bakılır. Yandalın sayısı aynıysa isme bakılır. Bunlar aşama 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 gider. Bir seferde hem yakınlık hem çokluk hem isme bakmazsın. Yakınlıkta karar verebildin mi? Evet verebildim. O zaman 2 6 6 3 metil, oktan, benim bileşiğimin, iupak adı. Bak aynı şeyi burada da var. Burada yandal 3 karbonlu ama burada 2 tane yandal var. Yandaldaki karbon sayısının çokluğu değil. Yandalın çokluğu önemli. 2 tane yandal var, 1 tane yandal var. Yandalın ne olduğu beni hiç ilgilendirmiyor. Çünkü önce yakınlık. Siktoda yakınlık diye bir şey yok. Siktoda uç yok çünkü. O zaman siktoda neye bakacağım? Yandalın çokluğu. Çokluyla karar veremiyorsam ismi. Yandal burada çok ona karar verdim. bir Sonra diğerine yakın olacak şekilde gidiyorum. 2. İki. İkinci yandal propil, 1'deki metil. Bir, bir dimetil. Yandalları alfabetik sıraya göre söylüyoruz. 2 propil siklohegzan bileşiğimizin iupak adı. Nasıl? Faydalı oluyor mu? Hadi devam. E ikisine siklo. Ne yapacağız? İkisi de sikloysa çok olan ana zincir az olan yandal Anlaştık değil mi? Yandal bir tane olduğu için bir de demeye gerek yok İstersen diyebilirsin bak Gerek olmayan bir numarayı söylemek Senin isimlendirmeni hatalı Kılmaz Bir siklo Pentan değil Pentil Siklo çünkü yandal Bir demesen de olur Ana zincirin sikloheksan. Dikkat et yandal ille bitiyor, ana zincir anla bitiyor. Yan il, ana zincir an. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. Çift halkalı bileşikler 2, uyumaz e uymaz. Konumuz dışı konumuz adlandırma sadece adlandırmayı görüyoruz ama bakın bizim CNH2N dediğimiz hani siklo var ya onlar bir tane halka varsa eğer birden fazla halka varsa bunu uymaz. Eğer bunun kapanı formülünü bulmayı biliyorsan, kendi kendine çözdüysen, benim videolarımdan aklına yatan yollar varsa kullan. Değilse AYT'desin. Vaktin çok. Otur, say. Kaç tane hidrojenin var diye. Bak sıra dışı bir polifonksiyonel bir bileşiğin varsa hem çift bağ hem halka var hem iki tane çift bağ hem üç tane halka var gibi otursa ya ayet edesin istediğin kadar vaktin var. Niye uğraşıyorsun? Niye ezbere yapmaya çalışıyorsun? Acelen ne? Bak şu karbon 3 bağ yapmış bir hidrojeni var. Şu karbon 3 bağ yapmış, 1 hidrojeni var. Diğer karbonlar 2 bağ yapmış. Diğerlerinin 2 hidrojeni var. 2 2 2 2 2 2. 6 5 daha 11 tane karbonum var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 20. 20 tane de hidrojenim varmış. Bu kadar basit. Acele edecek bir şeyin yok. Anlaştık değil mi? Geçiyorum o zaman. Devam. Alkanlarda fazla püf noktası yok. Alkenler. Bak şimdi. Soldan başladık. Çiftli bağ 3'e denk geldi. Sağdan başladık. Çiftli bağ 4'e denk geldi. Soldan başlayacağız. Çiftli bağ tercih sebebidir. Çiftli bağ R'den üstündür. Çiftli bağ R'den üstündür. Çiftli bağ yakınlık varken yandala bakmayız. Çiftli bağ yakınlık aynıysa yandala bakarız. Öncelik çiftli bağda. 6 6 dimetil 3 hepten hepten doğru yaptık değil mi? Birden fazla çiftli bağımız varsa her ikisini de ana zincire almak zorundayız. Mümkünse. Mümkün olmadığı durum gelirse onu da o zaman düşünürüz. 3 Üst, üstten başlasak yandal 3'e alttan başlasak da yandal üçe geliyor. Simetrik bir bileşik. 3'te izopropil var ve 3'te metil var. 3 izopropil 3 metil 1 4 pentadien bileşiğimizin adı. Unutma. Dimetil, trimetil, dietil gibi başında sayı koyduğumuz o mono di tri'ler isimlendirmede hani alfabetik sıraya göre söylüyoruz ya o alfabetik sıradan sayılmıyor. Metil etile bakıyoruz ama İzopropilin iyisi sayılıyor. Çünkü bu kalıp olarak adı izopropil artık. Onu iyiden bakıp isimlendirmeye katıyoruz. Ama yine de alfabetik sırada arkadaşlar bizim kullandığımız isimlendirme ile EUPA'nın kullandığı isimlendirme arasında azıcık farklılıklar var. Milli eğitim genelde Türkçe isimleri karşılık alıyor. Ama alfabetik sıraya düşersen, şüpheye düşersen bütün şıkları kontrol et. Yani hani ya önce izopropil miydi, önce metil miydi? Burada şey ÖSYM'e böyle bir Türkçe ve İngilizce sıkıntısı olduğu için bir şıkta önce izopropili bir çıktı önce metili vermez. ikisinden biri vardır. Diğeri yoktur. Yani bütün şıkları kontrol et ona göre yap. Ha çakıştın Türkçe'ye göre. Her zaman Türkçe isminin baş harfine göre yapıyoruz. Ama unutma mono, di, tri, dimetil, trimetil gibi o dinin d'si trinin t'si geçerli değil. Metil ve etil geçerli ama izopropilin izosu sekonder bütilin s'si tersiyer bütilin t'si adlandırmada öncelik sebebi. Peki çift bağ var. Arkadaşlar siklolarda, sikloalkenlerde çift bağ her zaman 1 ile 2 arasında denk gelir. Senin yapman gereken hangi 1 2 olduğunu seçmektir. Hangi 1 2 olduğunu seçeceksin? Hangisi yandala daha yakınsa yakınlık önemli bak. Yakınlık, çokluk önemli değil. Burada yandal 3'e denk geliyor. Burada yandal 4'e denk geliyor. Hayır. 4'e denk geleni seçmeyeceksin. Hocam orada çok yandal var. Beni ilgilendirmiyor. Önemli olan yakınlık. Ne demiştim ben sana? Yakınlıkla karar veremezsen çokluğu seçeceksin. Yakınlıkla karar verebiliyoruz. Burada 3 daha yakın yeşili seçtiğimizde. O yüzden arkadaşım biz yeşil olan ana zincirle gidiyoruz. Anlaştık değil mi? Herhangi bir sıkıntımız yok. Yakınlık. 1-2 diye çiftli bağı seçtik. Neden bu 1-2'yi seçtik? Daha yakın olduğu için. Daha sonra devam ettik. Ne oldu? 3, 5, 5, 3, metil. 1 demeye gerek yok. Çünkü çiftli bağ sikloalkenlerde hep 1'dedir zaten. Tabi siklopenten değil. Siklohegzen olacak. Ha bir siklohegzen desek yanlış olur mu? Yanlış olmaz. Dedik ya biz Söylemememiz gereken bir numarayı söylersek Sıkıntı çıkmaz tam tersi Söylememiz gereken numarayı söylemezsek sıkıntı çıkar Hem çiftli bağ Hem yandala yakın olması açısından Bu bir ikiyi seçiyoruz gayet doğal değil mi Hani yandala bir numarayı vermek varken Yandala niye iki numarayı vereyim Böyle bir şey olabilir mi Saçma saçma konuşuyorum ben de ya O zaman bir metil Siklo Burada bir sıkıntımız yok değil mi Bunda herkes hemfikir Arkadaşım bak Bunda herkes hemfikirken iş bu örneğe gelince değişiyor. Diyor ki hocam ben 1, 2, 3 diyeyim. Ya tatlım ben sana ne dedim? Yakınlık önemli demedim mi? Yakınlık. Yakınlıkta karar veremiyorsan çokluğu seç. Yakınlık var. Yandala bir numarayı verme şansın var. Niye ikiyi veriyorsun? Hocam diğer yandala. Ya diğer yandala seni ilgilendirmiyor. Bak eğer... Yakınlıkla karar verebiliyorsan, yani yandala en minimum numarayı verdiğin birden fazla alternatifin varsa, o zaman bu alternatifler arasında diğer yandalı düşünürsün. İkinci yandal seni ilgilendirmiyor. İlk yandalla karar verebiliyorsan, ilk yandalım bu. İki alternatifim var. Ya şu an çizdiğim turuncu, yani bu yandala bir numarayı vermek, ya yeşil, bu yandala iki numarayı vermek. Çift bağı bir verdiğim alternatifler arasında çift bağı mutlaka bir iki arasında alacağım, bu kesin. Çift bağ 1-2 verdiğim alternatifler arasında yandala 1 vermeyi mi tercih edeyim? Yandala 2 vermeyi. Yandala 1 vermeyi. Eğer bununla karar veremiyor olsaydım ikinci yandala bakardım. Ama bununla karar verebiliyorum. O yüzden ikinci yandala bakmıyorum. Ve bileşiğimin adı 1-6. Dimetil siklohegzen. Anlaştık değil mi? Hadi diğer örnek. Hani dedik ya. Mümkünse iki tane çiftli bağda ana zinciri alacağız ama mümkün olmadığı durum olur. Bakın burada mümkün değil. Malum siklo ve düz zincir varsa siklodan çıkıp düz zincirden devam edemezsin. Ya siklo ana zincirindir ya da düz zincir ana zincirindir. Burada daha uzun olduğu için siklo ana yani zincir kabul edeceğiz. Ve tahmin ettiğiniz üzere yan dala yakın yerden döneceğiz. Yan dala yakın yerden döndük. Peki 3'teki yan adı ne? Bileşikken bu bileşiğin adı etendi. Üçteki yan adı. E şimdi de adı etenil oldu. 3-etenil-siklopenten oldu. Hatırlıyorsanız etenilin bir de özel adı vardı. Etenilin özel adı vinil arkadaşlar. 3-vinil-siklopenten de diyeceğiz. İyi ufak da etenili kabul ediyoruz. Alfabetik sıra gerekirse bunu kabul edeceğiz. Buradaki yandalın adı da 3. karbonda 1-propenil. Arkadaşlar yandalın isimlendirmesi, yandalın numaralandırması pardon. Yan dalın numaralandırması bağlandığı karbondan itibaren olur. Sadece propen yan dalı için Milli Eğitim bunu verdi. Diğer yan dallarda bunu vermedi. İUPAK hep bu sistemi kullanıyor ama Milli Eğitim bunu verdi dedi ki ben propeni bağladığım karbonda çift bağ varsa bu yan dalın adı bir propenildir. Bu yan dalın kendisi 3. karbona bağlı olduğu için dikkat edin. Ben buna 3 tire parantez içinde bir propenil dedim sikloheksen sikloheksen yine bir sikloheksen diyebilirsin bir sıkıntı yok. Bak dikkat et. Buradaki yandalı da kendi içinde numaralandır. Bu adı da 2 propenil değil mi? Üçüncü karbonda 2 propenil bağlı. 3 2 propenil sikloheksen. Bu arada 2 propenilin özel adı var. Allil 1 propenilin değil dikkat edin. 2 propenilin özel adı allil. Buna lütfen çok çok dikkat edelim. Devam ediyoruz. Alkenlerdeki özel noktaları da gördük. Onları da iyice yerleştirdik. O zaman hadi alkinler. Alkenlerde olduğu gibi. Alkinlerde de önemli olan üçlü bağ yakınlık. Bak üçlü bağ 1, 2, 3'te. Üçlü bağ 4'te. Tabii ki üçlü bağın üçte olduğu seçeneği alacağım. Üçlü bağın dörtte olduğu seçenek beni hiç ilgilendirmiyor. Üçlü bağa yakınlık varken dalın yakın olması beni hiç ilgilendirmiyor. 6 6 dimetil 3 heptin. artık alkinlere geldik. Artık in. İkili ve üçlü bağ eşit, eşit uzaklıktaysa konuşabilsem bir de neler söyleyeceğim size bir bilseniz. İkili bağ ve üçlü bağ eşit uzaklıkta ise ikili bağ yakın olanını seçiyoruz. Eşit uzaklıkta değilse kim yakınsa onu seçiyoruz arkadaşlar. Ne dedik o zaman? 4 in 1 penten. Daha çok bu 1 penten 4 in şeklinde kullanılıyor. Yani bu in'i en sona eklemek daha sık kullanım şekli. Unutmayın ikili bağ üçlü bağ eşit uzaklıkta ise ikili bağ yakın. Eşit uzaklıkta değilse hangisi yakınsa onu seçiyoruz. Ana zincirimizde ikili bağ var. Nereden numaralandırırsanız numaralandırın üçlü bağ dörde geliyor. Ne diyeceğiz o zaman bileşiğin adı? Bu dörtteki bileşik yan dalken adı etindi değil mi? Asetilenin i adı etin. Ana zincirken yan dal olduğu için etinil oldu. Etinil. 4 etinil siklopenten. Bir siklopenten diyebilirsin. Bir daha uyarıyorum. 4 etinil etin yan dalken adı etinil oldu. Aromatik bileşikler benzen. Benzene CH3 bağladın. Metil benzen. Metil benzen. Diğer adıyla toluen. Özel isimler çok önemli arkadaşlar. Naftalin. Ha bunların bir de karbon sayısına yine dikkat edin. Bak benzenin bir hidrojen eksiği C6H5'tir. Benzene CH3 bağlamak için bir hidrojen çıkarmak zorundasın. Yani C6H5'e CH3 bağladın. Ne oldu? C7H8 oldu. Burada naftaline dikkat et. Naftalinin şu karbonlarında hidrojen yoktur. Çünkü bak 3 bağ yapmış. Bu 3 bağdan en az biri çift bağ olmak zorunda 4 bağ yapmış. Şunlarda birer hidrojen var. Yani 4 hidrojen burada, 4 hidrojen burada, 8 hidrojen var. 1, 2, 3, 4. Ne oldu? C6, C6 olur mu be? Ne C6'sı? Saçmalama. 6, C10, H8 oldu. Yine bu hidroksi benzen diğer adıyla fenol hidroksi benzenin diğer adı fenol C6H5'e OH bağladık. Amino benzen amino benzen özel adı anilin C6H5'e NH2 bağladın. Benzaldehit benzaldehit C6H5'e CHO bağladın. Toplarsın. Benzoik asit lütfen bu özel isimleri unutma benzoik asit C6H5'e COOH bağladım Anlaştık değil mi? Aromatiklikte başka karmaşık bir şey yok Alkollere geldik Alkol tabii ki yandaldan üstün Alkole yakın taraftan numaralandırıyorum alkole yakınlık eşitse yandala bakarım Yoksa yandala bakmam 3 3 Dimetil 2 Butanol. Devam edelim mi? İkili bağ ve alkol. Hocam ikili bağ bir de. Beni hiç ilgilendirmiyor. Alkole yakın taraf. Alkole yakınlık önemli. Alkole yakınlık eşitse başka şeye bakarım. Alkol hem ikili bağdan hem üçlü bağdan hem yan dallardan üstündür. OH üstün ikili üçlü bağ. Üçlü bağ nasıl yazdık ya? Öyle üçlü bağ mı üstün? O da üstün Rx. O zaman ne oldu? 3 büten 2 ol. 3 büten 2 ol. E, i̇kili bağ yerine üçlü bağ koyarsak hiç fark etmez. 3 bütün 2 ol. Yine alkole yakınlık. Buna bir numara vermek gibi bir endişemiz yok. OH'a daha yakın olması. Birden fazla alkol var, tabii ki her ikisine birden en küçük numara vermeyi seçiyoruz. 2, 3, bir de yazabilsem ah ah ah. 2, 3, pentandiol. Pentadiol de diyebiliriz. O ne? Çok önemli değil. Devam ediyorum. OH var ama burada da dal daha çok. Hiç önemli değil, OH'a bir vereceğiz. Daha sonra ne taraf? Daha sonra tabii ki yandala yakın olan. E hocam yakınlık aynı o zaman çok olan taraf. Bak önce yakınlık, yakınlık da karar veremiyorsak çok olan taraf. Bir taraf daha yakın olsaydı onu seçecekti. Kalkanlardan hatırlıyorsunuz değil mi? Tamam güzel. O zaman alfabetik sıraya göre söylüyoruz. 5 etil 2 2 dimetil 1 diyebilirsin demeyebilirsin. Çok önemli değil. Siklopentanol. Siklopentanol Tabii ki OH ikili bağ daha üstün. 2 siklopenten 1 ol. 2 siklopenten 1 ol. E buna ne diyeceğiz? Aman tanrım ya. Buradan başlayıp buradan mı döneceğiz? Bu yandalın özel bir adın var. Tatlım bu yandal değil. Bu yandal. Çünkü alkol üstün bir, bir demesek de olur. Çünkü ana zincirimiz bir karbonlu. Siklo pentil metanol. Metanole siklopentili yandal olarak bağladın. Çünkü alkol alkandan daha üstün bir bileşiktir isimlendirmede. E burada aynı şey artık. Artık burada kolay gelmiyor mu? Buna bir diyeceğiz. Diğerleri yandal olacak. Hayır be. Atlama hemen. Sazan mısın sen? Tövbe tövbe. En uzun karbon zincirini seçiyoruz ya. Diğerinde en uzun karbon zinciri yoktu. 1 2 3. Ne diyeceğiz? 2 siklo pentil 2 propanol. 2 siklopentil iki propanol. Oldu değil mi? Nasıl? Güzel yazdım mı? Hepsi bana ait. İtiraf et şunu ilk defa gördün değil mi? Evet evet biliyorum ilk defa gördüğünü. Eterler. Eterlerin özel bir eki yoktur. Eterler yan daldır arkadaşım. Eter bir yan daldır. Eterde en uzun karbon zincirini seçersin. Geri kalanı yan daldır. En uzun karbon zincirini numaralandırırsın. Bir etoksi. Etil oksi anlamında. Bir etoksi propan. Hocam bu bir alkan mı? Alkan isimlendirmenin temelidir. Alkan diye isimlendirilen her şey alkan olmaz. Bunu unutma. Hemen bakalım en uzun zinciri seçtik. Varsa daha uzunu yazın yorumlara. Yan dala yakın yerden numaralandırdık. 2'de etoksi var. 2'de metil var. Bileşiğimiz bütan. 2 etoksi, 2 metil bütan. Yine en uzun karbon zincirini seçiyorum. Şimdi şimdi peki nereden numaralandıracağız acaba? Hocam nasıl nereden numaralandıracağız? Ya belli değil mi? Soldan değil mi? Dur. Eter bir yandal dedim sana. Buradan başlarsan yandal 2'ye geliyor. Buradan başlarsan da yandal 2'ye geliyor. Yandala yakınlık aynıysa neye bakıyorduk? Çokluğa bakıyorduk. Yandal sağda daha çok. O zaman ne diyeceğiz? 3 etoksi 2 2 dimetil butan. Yandala yakınlık aynıysa yandalın çokluğuna bakıyoruz ve eter sadece bir yandal. O zaman burası siklopentan. Yandal olarak etoksi bağlamışız. Etoksi siklopentan. Devam edelim. E etoksi benzen. Etoksi olur mu be? Metoksi hiç uyarmıyorsunuz. Benzenana zincir, metoksi, yandal. Burada da anlaştıysak geçiyoruz aldehitlere. Unutma aldehit hep bir numaradır. Aldehidi bir numara yapmasına engel olacak aldehidin bir numara olmasına engel olacak tek şey karboksilik asittir. Tüm gördüğün lise son organik kimyasında 2020-2021 öğretim yılı için tüm gördüğün lise son organik kimyasında en üstün bileşik karboksilik asittir hep birdedir. Karboksilik asit yoksa hep aldehit birdedir unutma. Karboksilik asit ester. Bu ikisinden biri varsa bu ikisi birdir. Yoksa aldehit birdedir. O yüzden numaralandırmada en rahat olacağın şey bir aldehittir. Ne oldu? 3 hidroksi ol de diyebilirsin hidroksi daha çok kullanılıyor. 4 pentenal Aldehit zaten bir numarada ya Aldehidin numarasını söylemiyoruz ancak 2'deki metili unuttuk. Önce o 2'deki metili yazalım. 4 penten 1 al demene gerek yok. Aldehit zaten 1'de. Bu yüzden 4 pentenal diyoruz. Lütfen dikkat edelim. 1 dedik. 2, 3, 4, 5. 5'teki hidroksi, 4'teki metoksi. Alfabetik sırada hidroksi önce geliyor. 5 hidroksi, 4 metoksi pentanal. Pentanal. Hem 1'de hem 5'te aldehit var. O zaman 1, 5 pentan dial diyebileceğimiz gibi direkt pentan dial diyebilirsin zaten uçta olmak zorunda. Ortada olsa keton olur aldehit olmaz. Uyanık ol. Burada soldan başlayacağız. Çünkü sol tarafta hem aldehide hem yandala daha yakın veriyoruz. 2 metil Pentan-di-al veya 15 pentan dial diyebiliyoruz. benzaldehit Hocam benzaldehit bizim IUPAC ismimiz mi? Değil özel ismimiz. IUPAC diyorsan en uzun aldehidi seçtin. Biraz önce biz buna buna metil alkol deyip pentana yan yandal dememiş miydik? E aynı fenil metanal. Metanale yani formaldehide fenil bağlamışız fenil, metanal diyebiliriz. Hadi keton. 2-propanon. Biliyorsunuz propanonda 2 olmak zorunda. Bir de osal değil oluyor. O yüzden söylemiyorduk. Propanonun diğer adı aseton. Hani dimetil, ketondu. Bunu da biliyoruz. Tabii ki ketona yakınlık önemli. Yandala yakınlık önemli değil. 3-3-dimetil. 3-3-dimetil. 2- Bütanon dedik. Devam ediyoruz. Bütanonda da 2 demek zorunda değiliz. Çünkü 2 olmak zorunda. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3. Pentandion. 2 tane keton var. Bu siklopentanon. Yani siklopentanon başka bir ismi yok. Bu nasıl? Güzel değil mi? Difenil keton. E hocam difenil ketonun özel adı var mı? Bu özel ad zaten. IUPAC adı var mı diyeceksin. Bu bir numara. O zaman ne diyeceksin? Difenil metanon. Metanon. E hocam metanon yoktu. Tamam tatlım tek başına yok zaten. Yan dal bağlıysa var. Tek başına metanon diye bir şey yok. İki tane metil bağladığın için. Şey iki tane fenil bağladığın için var. Difenil metanon oldu. Bileşiğimizin adı. Devam edelim. Geldik karboksilik asitlere. Hep birde, hep birde bak. Organik kimyada görüp görebileceğin, tabii ki 2020 2021 lise son organik kimyasında görüp görebileceğin en üstün bileşik asittir. 3 4. Ne oldu? 4 hidroksi. 3 3. Dimetil butanoik asit. Butanoik asit. Oldu değil mi? Mis gibi. O biçim oldu. Devam ediyoruz. E, şu arada bağ var çıkmamış. Burası asit. Burası aldehit. Dikkat et. 4 al butanoik asit. 4 al butanoik asit. aldehit ve asit varsa asit 1'de olduğunu söylemiştik. Her ikisi de asit. O zaman 1-4 demesek de olur. Direkt doğrudan butandioik asit diyebilirsin arkadaşım. Çünkü asit hep uçta olur. Asit içte olmaz. Karıştıracağın bir şey yok. 1-4 butandioik asit demen yeterli. Asit zaten herkesten üstün demiştik değil mi? Yani 2-propen oik asit. Asidin zaten numarasını söylemiyoruz ya. 2-propen 1-oik asit demene gerek yok. 2-propen oik asit. Benzoik asit. E hocam bu hani özel isim bunun yupağı var mı? E artık alıştın, artık alışmadın mı? Bir karbonlu asit kim? Formik asit. Ne bağladın? Fenil. Fenil formik asit. Veya fenil metanoik asit. Fenil artık yandal ya. Benzen yandalken metanoik asit. Benzen yandalken fenil oluyor. Fenil metanoik asit. Fenil formik asit diyebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. Ester. Ester karbonuna bir diyorsun. Her zaman ester karbonu bir numara. Şu karbon bir. O zaman bu yandal. Bu yandalın adı ne? Bu yandalın adı izobütil. Esterde. Numara vermediğin yandalın başına bir şey koymuyorsun. İzobütil metanoat. İzobütil metanoat. Metanoat formik asitten geldiği için formiyat veya format da diyebiliyoruz. İzobütil formiyat, izobütil metanoat. Bak. Her zaman bu karbona 1 de. Devam edecek yerin varsa devam et. Biraz önce devam edemiyorduk. Önünde oksijen vardı. Her zaman bu karbon 1. Ne oldu? Önce numara vermediğin yandalı söylüyorsun. Numara vermediğin yandal metil. Sonra numara verdiğin yandalları 4 hidroksi. Sonra bileşiğin adını butanoat. Metil 4 hidroksi butanoat. Bak. Ver bir numarayı. Devam edebildiğin kadar devam et. Önce numara vermediğin yandalı söyle. Karışmasın. Etil. Sonra numara verdiğin yandalları söyle. 3-amino. Sonra bileşiği söyle. Sonra oat ekle. Metil şey etil 3-amino-butanoat. Her zaman önce numara vermediğin yandalı söyleyeceksin. 1-devam et. 2-numara vermediğin yandan ley. Numara vermediğin yandan 2-propenil. Diğer adıyla allil. 2 propenil. Önce bunu söyledin veya yerine allil dedin. Etanoat numara verdiğin ana zincirde bir yandalın yok. Bir başka bir yere gidemiyorsun. Önce numara vermediğin yandal. Sekonder bütil. Sonra numara verdiğin yandal bir fenil bir fenil demesen de olur artık. Çünkü zaten bir olmak zorunda. Metanoat metanoat. Veya, veya 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 bak 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 bakar mısın? Bakıyorsun değil mi? Gözlerini ayırma bakar mısın şuraya? Bunun adı benzoat benzoat benzoik asitten geliyor ya sekonder bütil benzoat da diyebilirsin artık o zaman fenil de ana zincire katılmış oluyor. İyupağı bu bu da özel isim sekonder bütil benzoat. İsimlendirmemiz bu kadar. Özel isimlerimiz var bir de. Bilmemiz gereken özel isimli bileşiklerimiz var. Kloroform. CHCl3. Triklor metan. Etilen. Alkenin en küçük üyesi. Propilen. Alkenin bir büyüğü. Alkenin bir büyüğü. Vinil klorür. Vinil. Alkenin en küçüğünün CH2'nin yandal olmuş hali. Yerine klor bağladım. Tetrafloretilen etilendeki hidrojenin yerine flor bağladın. Bunun polimerleşmesi sonucu teflon oluştu. As etilen alkinin en küçüğü. Etilen alkenin, as etilen alkinin. Benzen, onu bilirsin artık. C6H6. Gördük. Naftalin yine gördük ama hani buraya da çizeyim bir daha. Bilmen gereken tüm özel isimler toplu olarak yer alsın. Toluen metil benzene verdiğimiz özel isimdi hatırlıyorsan. Anilin amino benzene verdiğimiz özel isimdi. Fenol hidroksi benzene verdiğimiz özel isimdi. Fenol alkol değildi. Asitli çünkü o haşın bağlı olduğu karbon çift bağ yapmıştı. Glikol etan diol. antifriz olarak arabalarda antifriz olarak kullandığımız iki değerlikli bir alkol. İkisi de primer. Gliserin veya gliserol. Gliserin veya gliserol. Propantriol dediğimiz 3 değerlikli bu sekonder bu ikisi primer olan 3 değerlikli bir alkol. Hani yağ asidiyle birleşip yağ oluşturuyordu hatırlıyorsun değil mi? Lokman ruhu dietil eter. Anestezik madde olarak kullanıyoruz. Formaldehit formlar hep bir karbonlu. Bir karbonlu aldehit asetaldehit, aseton dışında asetle başlayan her şey iki karbonlu, iki karbonlu aldehit. Benzaldehit, benzle başlayanlar benzenin bir karbon fazlası. Bu. Aseton, aseton dışındaki asetler iki karbonlu demiştik. Aseton zaten iki karbonlu olamaz. İki karbonlu keton olmaz çünkü. En küçük keton 3 karbonludur. Formlar hep bir karbonluydu. Formik asit COOH, HCOOH, Asetik asit 2 karbonlu CH3COOH. Valerik asit 5 karbonlu CH3CH2. Bir oradan bir oradan 3 de burada. COOH. 3, 4, 5 karbonlu CH3CH2CH2CH2. COOH. Devam ediyorum. Benzoik asit benzler. Benzenin bir karbon fazlasıydı. Sitrik asit arkadaşlar. Sitrik asidin e, ismi geçmiyor müfredatta şöyle formülünü çizmiş geçmiş Milli Eğitim şöyle bunun isimlendirmesi çünkü yok hani şöyle 1 2 3 e, karboksilik asit 3 hidroksi 1 5 pentan diyoik asit ama ismi yok sadece şöyle bir formülünü gör hatırla da sormaz sanmam hani 3 değerlikli asit anlamında çizmiş geçmiş. Oksalik asit, etandiyoik asit. Oksalik asit kolay. Etandiyoik asit. iki tane COOH'ı birbirine bağlıyorsun. Ftalik asit benzene 1-2 konumuna 2 tane karboksilik asit bağlarsan şöyle bu da ftalik asiti oluşturuyor. Serum torbalarında falan kullanıyorduk değil mi? E, salisilik asit de yine benzene şöyle ee, nerede şurada benzoik asidimiz var 1 2 3 konumuna da hidroksi bağlıyoruz 3 hidroksi benzoik asitte salisilik asidin diğer adı glisin 2 karbonlu amino asidimiz COOH ikinci karbonunda amino var alanin 3 karbonlu amino asidimiz COOH yine ikinci karbonunda amino var. Şöyle şurası da CH3 oldu. Serin yine 3 karbonlu amino asidimiz. İkinci karbonunda amino. Üçüncü karbonunda da hidroksi olan 3 karbonlu amino asidimiz. Bu kadar arkadaşlar. Organik kimyada bu sene sınavda karşına gelebilecek bütün adlandırma türleri, bütün püf noktaları, bütün istisnalar burada. Bunu bil. Buradaki isimler tamam yerleşti mi? Adlandırma ile ilgili sınavda net yapıyorsun. Adlandırmadan bence en az iki soru çıkacak. Biri direkt doğrudan adlandırma ile ilgili. Biri de konunun içinde adlandırma olacak. Diğeri de bence tepkimeli bir soru olacak. Veya tepkime türlerinin özelliklerle karıştırıldığı bir soru olacak. Bir tane de organiğe giriş. Dört tane organik sorusu bekliyorum. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.